Medya kanalından herkese merhabalar. Transferde takımlarımızla ismi geçen futbolcuları değerlendirmeye, size tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün de konumuz 34 yaşındaki Enzo Perez. Şayet çok deneyimli bir futbolcudur Enzo Perez. Çünkü önemli kulüplerde forma giymiş, üst düzey maçlara çıkmış ve Arjantin milli takımında düzenli forma giyen bir oyuncusuydu. Trabzonspor'un en son Jose Sosa'dan aldığı katkıdan sonra bence yine orta sahaya bu şekilde hem deneyimli hem oyunu iyi bilen hem de takımı yönlendirebilecek bir orta saha aradığını da biliyoruz. Bugün Enzo Perez'i anlatmak üzere yanımda Mertcan var. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sonuçta Enzo Perez aslında gerçekten de insanlarımız en azından bir kere veya iki kere kulak aşinalığı olmuştur isimlerinden ötürü. Şimdi de hala da bu Boca Juniors'ta da sürekli olarak forma giyen, performans veren bir oyuncu. Yani bize Enzo Perez'in son durumu olur, genel olarak oyun profili olur. Biraz anlatır mısın? Çok ufak bir düzeltme yapayım. Boca değil, River'da. Yani ben çünkü Avrupa'yı çok fazla takip etmediğim için kulüpleri bile hani doğrudur yani. Abi. Şöyle ya, zaten aslında senin de çok aşina olduğun bir oyuncudur. Çünkü Portekiz dönemi bana göre zirve dönemi. Yani o 2014 civarları falan, işte Arjantin milli takım olsun, Benfica'da işte Di Maria ile uyumu olsun. Yani Enzo Perez konusunda şimdi öncelikle bu sefer maliyetten başlamak istiyorum ben abi. Ya Enzo Perez'in hala 34 yaşında bile, daha birkaç gün öncesine kadar hani üst düzey diyebileceğimiz maçlara çıktığını, işte yanlış bilmiyorsam Libertadores'te devam ediyor River Plate. Maçlara çıktığını ve zinde bir oyuncu olduğunu belirtelim, ama ne olursa olsun 34 yaşında. Ve ben 34 yaşında bir oyuncu için biçilen 2 milyon dolarlık, 2 milyon euroluk, öyle bir o civarda bir ücret geçiyormuş, bonservisi kesinlikle yüksek olduğunu düşünüyorum. Ha, düşürülebilir mi? Bence düşürülebilir. Çünkü yani 34 yaşında bir oyuncuyu satarken pazarlıkta eliniz çok güçlü değildir diye düşünüyorum. Trabzonspor bu anlamda gerekeni yapacaktır. Ya oyuncunun maaşı konusunda ben çok yüksek bir maaş isteyeceğini düşünmüyorum. Enzo Perez şu tarz bir oyuncudur. Öncelikle hani biraz zihinsel olarak bahsedeyim. Ya soyunma odasında veya saha içinde bir teknik direktörün evet benim takımımda böyle bir oyuncu mutlaka olsun diyebileceği bir oyuncudur. Yani bu işte dizilişten, taktikten, oyun anlayışından falan tamamen ayrı bir nokta. Çünkü Enzo Perez hem takımı arkadaşlarını hem de takımını oldukça sahiplenen ve özellikle de biraz daha yaşının ilerlemesiyle liderlik özelliklerini de iyice keskinleştirmiş bir oyuncu. Bu anlamda Berat Özdemir'in de artık transfer edildiğini düşünürsek, Berat'ın yanına çok güzel bir mentor diye düşünüyorum ben. Ne birebir aynı oyuncular, hani orada bir üst üste binme durumu olmayacak. Yani ne de bambaşka orta saha tipleri de diyemem. Ben ortak noktaları olduğunu düşünüyorum. Tabii Enzo Perez çok daha hani prime döneminde kaliteli bir oyuncu. Daha iyi pasör, daha teknik falan, ama ya Berat'ın gelişimine de mutlaka katkıda bulunacağını düşünüyorum. Aslında hani verilen maaşı sadece Berat'a mentorluk yaparak bile çıkarabilir aslında. Ki yani ikisinin yan yana ben ideal olabileceğini düşünüyorum. Çok farklı senaryolar var Trabzonspor orta saha üçlüsü için. Çünkü hani mevcut kadroda Berat'ı da saymazsan şu an, evet bu orta sahada net olarak oynar dediğimiz bir oyuncu bile yok. Dolayısıyla yepyeni bir yapı kuruluyor ve Enzo Perez de kısa vadeli olarak, yani muhtemelen 1,5 yıllık bir kontrat yapılır diye düşünüyorum ben. Trabzonspor'un beklentilerini karşılayabilecek bir oyuncu. Ya dediğim gibi ben hani yüksek bonservis verilirse üzülürüm sadece. Onun dışında gayet makul, mantıklı bir transfer. Yani biraz da teknik detaylarına girecek olursak, ya aslında hani bu Benfica döneminde Manchester United'ın falan da yakından takip ettiği bir oyuncuydu. Sonrasında 25 milyon euroya Valencia'ya transfer oldu ki ya o dönemde Manchester United'ın ilgisini çeken bir Arjantinli oyuncu düşünün. Ya demek ki bu oyuncu oyunun iki yönünde oynayabiliyordur. Fiziken Premier League seviyesini kaldırabilecek düzeydedir. Teknik olarak da Manchester United forması giyebilecek kalitededir. Ya tabii ki fiziksel olarak, yani 34 yaşında artık biraz prime dönemlerinin aşağısına inmiştir, ama ya Süper Lig kalitesi için de ben 1,5 sene kurtarır diyorum abi. O konuda benim çok bir çekincem yok açıkçası. Ya zaten hani Trabzonspor'da Sosa'da fiziksel kuvvetiyle veya dinamizmiyle katkı sağlamıyordu yani. Ki hani ben birebir Sosa'yla aynı oyuncu olarak görmüyorum, onu söyleyeyim. Farklı özellikleri var bence. Hatta yani şöyle düşündüm ben.
Aslında hani hep işte Trabzon ve Arjantin olunca Sosa akla geliyor ya da ne bileyim Gustavo Kolman akla geliyor. Benim aklıma biraz aslında Emre Belözoğlu geldi. O da Abdullah Avcı'dan dolayı. Yani Abdullah Avcı oyunun iki yönünde oynayabilen, takımı sahiplenen, gerektiğinde agresif bir orta saha oyuncusu. Kullanıyor orta sahada. Yanında da işte Emre Mahmut ikilisinde hatırlatacağım. Yanında da defansif özellikleri. Kuvvetli, ayağı temiz bir orta saha oyuncusu kullanıyor. Bence Berat'ın teknik kapasitesi Mahmut Tekdemir'den daha yüksek. Yani Enzo Perez'in de ben Emre Belözoğlu'nun yaptığını yapabilecek tarzda bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Abdullah Avcı'nın bence aklında böyle bir orta saha kurgusu var. Hani Pizarro mu olur, Enzo Perez mi olur? İkisinden biri olduğunda bence farklı bir kurgudan da söz edilebilir. Onu göreceğiz ama özetle bence hem teknik anlamda hem de hani psikolojik anlamda Trabzonspor'un aradığı bir oyuncu tipi olduğunu düşünüyorum ben. Tek çekincem bu yaşta bir oyuncuya bonservis vermek ya da yüksek bonservis vermek diyeyim. Tabii abi, yani zaten ben de şuraya getirmek istiyorum konuyu. Trabzonspor bundan 4 sene önce João Pereira'yı getirdiğinde yine ilk önce yaşı konuşulmuştu. Deneyimi ve oyun içerisindeki yapabildiklerini sonrasında sonralar fark etmiştik. Bence Enzo Perez'i de João Pereira transferine benzetmek mantıklı olabilir. Çünkü saha içerisinde Trabzonsporlara çok güven veren bir futbolcu João Pereira ve yakın zamanda onun eksikliği sayesinde de bazı maçlarda gerçekten de güven kaybı olduğunu da gördük. Enzo Perez geldikten sonra da bence Sosa gibi tamamen teknik liderlik açısından değil de bence hem saha içerisindeki diğer futbolcuların yerini düzeltmek olsun, nerede duracaklarını söylemek olsun, top yönlendirmesi konusunda olsun bence merkezde direkt Abdullah Avcı'nın güvenceyi ve yakın zamanda da sürekli olarak 11'de kullanmayı devam edeceği bir oyuncu olur. Şöyle bir soru yönelteyim sana Trabzonspor'un dizilişiyle alakalı diyeyim. Çünkü yakın zamanda hep Abdülkadir Parmak, Flavio ve Baker'dan kurulduğunu gördük Trabzonspor orta sahasının. Bunda biraz da Abdülkadir Ömür'ün geçirdiği koronavirüs falan vardı. Standart bir Trabzonspor diziliminde Ömür, Ekuban ve Nwakaeme'nin ofansif düşünülüp önünde bir santrafor olduğunda arka ikili de Berat'ın yanında sence Pizarro mu daha mantıklı bir şey olur? Hani kendin ne demiştin sonra konuşuruz diye. Yoksa Enzo Perez mi daha mantıklı bir ikinci oyuncu olarak olur Abdullah Avcı'nın sisteminde? Ya şöyle abi, ben Abdullah Avcı sisteminde Pizarro'nun biraz daha şey olarak kullanılabileceğini düşünüyordum. Yani tek ön libero, önünde iki tane sağ iç, sol iç ve ön üçlü. Çünkü hani savunmadan top çıkarırken stoperlere mümkün olduğunca yaklaşacak ve oradan o pas trafiğini ve oyun temposunu kontrol edebilecek bir oyuncu Pizarro. Yanında Berat'la bilmiyorum, ben çok ideal görmüyorum. Ha, olur oynar kesinlikle. Ya, oynamaz asla, yan yana gelmezler demiyorum ama Enzo Perez Berat ikilisini oyun tarzı olarak daha iyi görüyorum. Ve hani bu ikiliyi kullandığınızda bence bunların önünde Ekuban'ı kullanacak Abdullah Avcı. Ekuban'da yani baktığında abi teknik bir açığı yok bu ikilinin. Bence Evet. savunma yönünden de bir açığı yok. Gayet idealler. İşte hani Berat'ın eforu, coşkusu, Enzo Perez'in tecrübesi, agresifliği gayet güzel bir paket. Önüne de bence hani evet Ekuban orada bir orta sahayı üçleyen oyuncu gibi olmayacak. Hücum hattının bir parçası olacak ama ne olursa olsun bu ikiliye nispeten daha yakın atlet ve iyi pasör bir oyuncu kullanıyorsunuz. Bence Süper Lig için çok ideal bir orta saha üçlüsü. Ekuban orada gerektiğinde bu ikiliye yaklaşıp pas trafiğine katkıda bulunacaktır. Gerektiğinde zaten her zaman yaptığı gibi hücumda Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür'e destek verecektir. Ben Enzo Perez Berat'lı bir düzenin ideal olabileceğini düşünüyorum. Ki hani ben Pizarro'yu da çok severim. Futbolcu olarak çok da tutarım. Ama Ekuban'ın maksimize edilmesi açısından ki bence Trabzonspor'un Nwakaeme'den bile daha önemli. Yani bir numaralı oyuncusu şu an benim gözümde Ekuban. Dolayısıyla Ekuban'ın da maksimize edilmesi açısından bir 4-2-3-1'in ben Trabzonspor için uygun olabileceğini düşünüyorum. Enzo Perez, Berat orta sahasıyla. Yani Lewis Baker'da anladığım kadarıyla hani 11 için düşünülmüyor. O da benim beğendiğim bir oyuncu. Flavio ve parmağı çok tutmuyorum biliyorsun. Lewis Baker'da orada orta sahanın 3 bölgesinde yedekleyebilecek alternatif bir oyuncu olacak bence sezonun ikinci yarısı için.
Eyvallah abi. Zaten bir soru olarak da, ufak soru olarak da Baker Perez açısından ilk 11'de hangisi tercih edilir gibi bir soru soracaktım. Bunun da cevabını vermiş oldun. Eğer başka ekleyeceğim bir şey yoksa bugünlük bizden bu kadar diyelim. Ekleyeceğim bir şey yok. Trabzonspor'un zaten orta sahası netleştiğinde işin teknik detaylarını da bence çok daha detaylı konuşuruz. Tamamdır abi. Ağzına sağlık bugünkü program için. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hala da abone değilseniz bize abone olarak transfer dönemindeki diğer hamlelerden de haberdar olabilirsiniz. Çünkü biz günde en az iki video çekerek kimdir serimizi devam ettirmeyi düşünüyoruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.